Efendim, Önce Sağlığın programıyla yeniden birlikteyiz. Bu hafta genel cerrahi uzmanı doçent doktor Murat Akın'la toplum sağlığının önemli başlıklarından biri haline gelen tiroidi konuşacağız. Tiroid hastalığının ne olduğunu, tiroid modüllerinden ne zaman korkmamız gerektiğini ve daha birçok sorunun cevabını değerli konuğumuzdan alacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam, guatr tiroid nedir sorusuyla başlayalım. Tiroid, vücudumuzda nefes borumuzun ön yüzünde yer alan bir organımız aslında. Endokrin sisteminde çok önemli yeri olan, birçok organımızın, birçok fonksiyonumuzun yerine getirilmesinde görev alan bir organımız. Tiroid kelimesi, tiroidin anlamı Latince kalkan demek. Yani eskiden gladyatörler zamanında nefes borusunun ön yüzünü bu savaşlarda, darbelerde, kavgalarda korusun diye, koruduğu için daha doğrusu, kalkan görevi gördüğü için bu adı vermişler. Eskiden beri bilinen bir adı var tiroidin. Tiroid kendisi vücutta var olan tiroid hormonlarıyla, ürettiği tiroid hormonlarıyla solunum sistemimizi, kalp sistemimizi, bağırsaklarımızı, metabolizmamızı, uyku düzenimizi, düşüncelerimizi, beyin kapasitemizi, her şeyimizi ilgilendiren, hormon üreten bir organımız. Guatr dediğimiz zamansa tiroid bezinin ister içerisinde nodül oluşsun, ister oluşmasın, tiroid bezinin büyümesine guatr diyoruz. Bu guatrda büyürken bu büyüme dediğim gibi nodülle beraber olabilir, hiç nodül yokken de büyüyebilir. Yani ona difüz büyüme diyoruz, kendi kendine büyüyebilir de. Bir de bu guatrın hormon üreterek mi büyüdü, yani hormonlar arttı mı, yoksa hormon üretmeden mi büyüdü de önemli. Yani sadece guatrın var deyince bir insan ya da bir doktor sende guatr var deyince aslında bunun altında nodülü var mı yok mu, hormon üretimi var mı yok mu bunlara bakmış oluyoruz. Tiroidim var demekle guatrın var demek birbirinden farklı. Bizim insanımız benim tiroidim var, benim tiroidim var diye çok sık doktora gider. Ama normalde tiroid olan herkesin tiroidi var. Herkesin tiroidi zaten belli bir düzende çalışmak zorunda. Evet. Peki burada nodüllü olanla olmayan arasındaki fark veya ne sıklıkla görülür? Orada görülme sıklığıyla alakalı bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Kimler risk grubu altındadır? Şimdi nodül yokken tiroid bezi büyümesi daha çok genç döneminde, ergenlik döneminde, geçiş dönemlerinde görüyoruz. Bu insanlar daha çok özellikle zayıf, uzun boyunlu, biraz boyu uzun insanlarda dışarıdan baktığımızda da gözüken tiroidin ön yüzündeki büyüme. Bu büyümede nodül olmadığı için bunlarda bir nodüle bağlı bir kanser riski ya da daha nodülün aşırı hormon üretme riski bunlarda yok. Ama kendi kendine büyüme olduğu bu genç grup insanlarda Graves hastalığı dediğimiz toksik guatr ya da zehirli guatr olabilir. Yani tiroid bezi büyürken bir yandan da hormon üretebilir. İşte bu durumda bunları özellikle endokrin doktorlar tespit edip bunlara ilaç tedavisi vermeleri gerekiyor. Ama nodül varsa olayın içerisinde hem guatr da nodüllü ise bu durumda bu nodülün yarattığı riskleri bilmemiz lazım. Kimlerde nodül olur, bu nodülün ne riski vardır ya da nodül olan her insan korkmalı mıdır çok çok önemli. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinde polikliniklerde özellikle en çok uğraştığımız hasta grubu nodül olan insanlar. Sürekli doktor kontrolünde, sürekli ultrason kontrolünde ve çok ilginç bir şekilde sürekli sintigrafi yaptırılıyor bu insanlara. Bunların çoğu gereksiz, zaman kaybı, devlete yük, hastanelere yük, doktora yük, hastaya yük. Bunlarda kimler risk altında bunları bilmemiz lazım. Nodül dediğimiz olay toplumda aslında %10. Yani şu an etraftaki insanların bir ultrason yöntemiyle ultrason yaptırsak ya da dikkatli muayene yapsak 10 kişiden birinde nodül var. Yaş arttıkça 50-60-70 yaşa çıktıkça ya da güvenilir ultrason doktorları tarafından ultrason yapıldığında bu nodül sıklığı %30'a çıkıyor. Yani toplumda 3 kişiden birinde var. Ve ki bu nodül varsa niye bunları kontrol edip niye takip ediyoruz? İşte bu nodüllerin bizim en çok toplumun korktuğu tiroid kanserine dönüşme riski var. Ya da
tiroid kanseri olma ihtimali var. Şu anki kitaplarda yazan bizim kabul ettiğimiz nodüllerin kanserleşme oranı %10. Yani 10 nodülden biri kanser oluyor. O yüzden bu insanları takip ediyoruz. Bu insanları takip ederken doktor muayenesinin yanında güvenilir bir ultrasonla bakıp ve kan değerleriyle bunları kontrol etmek lazım. Peki ne sıklıkla bakacağız, nasıl bakacağız, herkesi kontrol mü edeceğiz? İşte bunların kitaplarda yazan bizim guideline dediğimiz kurallara uygun bir şekilde kontrollerin yapılması lazım. Aslında sormam gereken soruyu siz cevabını baştan verdiniz. Ben biraz daha açmak istiyorum. Sabah kalktı yetişkin bir birey 30 yaşın üstünde. Aslında guatr ve tiroidde yaş sınırı söz konusu değil. Her yaştan olabilir. Yani kalın bağırsakta ya da prostatta belli bir yaş sınırı varken ama bu tiroidde böyle bir yaş sınırı söz konusu değil. Şimdi sabah kalktı, boğazında böyle bir kitle. Yutkunmakta güçlük çekmeye başladı. Size başvuru yaptı. Endokrine ya da size başvuru yaptı. Geldi. Benim yutkunmamda sıkıntı var. Ne gibi işlemler yapıyorsunuz? Şimdi aslında biz endokrin cerrahisiyle uğraşan hekimler ya da endokrin doktorlara hastalarımıza böyle diğer hastalıklar gibi kendilerine çok sık dinlemelerini istemiyoruz. Yani bir kez aynanın karşısında başını hafifçe yukarıya kaldırıp yutkunduğunda bu Adem elması dediğimiz insanlarda tiroid kartilaj diyoruz biz oraya. Onun altında nefes borusuyla beraber hareket eden bir çıkıntı, bir nodüler yapı varsa bu tiroidle alakalıdır. Onun dışında yutkunmakla kitle var. Buramda çok büyük bir kitle var. Bunlar ileri evre, çoğunlukla ileri evre kanser bulgular. Dediğim gibi aynanın karşısına baktığında ya da ıslak bir eliyle boynunu Adem elması dediğimiz çıkıntının altını muayene ettiğinde bir sertlik geliyorsa bir ilgili bir cerraha ya da endokrin doktoruna muayene olmasını istiyoruz. Evet. Muayene olduktan sonra muhakkak ve muhakkak ultrasonografi ile bunun görüntülenmesi lazım. Bu nodülün büyüklüğü kaç santimetre, kaç milimetre olduğu, bu nodülün solid mi yani sert bir kitle mi yoksa kistik dediğimiz içerisinde sıvı dolu bir kesecik mi onun bilinmesi lazım. Bir de tiroid kanserine özgü bulgular olan ultrasonda baktıklarında nodülün içerisinde tuz görüntüsü, böyle ona biz mikrokalsifikasyon diyoruz. Hastalarımız da biliyor artık bunu ultrason raporunu okuduklarında. İçerisinde tuz görüntüsü var mı? Ya da o nodülün kanlanması nasıl? Düzgün bir kanlanması var mı? Anarşik kanlanma kanseri gösterir nodülün kendisi. Ya da o nodülün etrafında bir çemberi vardır, halkası vardır. Yine ultrason raporunda o yazılmalıdır. O halka tam mı değil mi ona bakıyoruz. Bunların hiçbiri kötü lehte değilse, kötü bulgu yoksa ve nodülün çapı da 10 milimetrenin altındaysa bu hastalarımızın kan değerlerine baktırıyoruz. Evet. Yani tiroid hormonlarına, serbest T3, serbest T4 ve TSH dediğimiz 3 tane temel tiroid hormonumuz var. Bunlara baktırdık. Bunlar da normalse eğer bu hastamızı en erken 18-24 ay sonra çağırmamız lazım. Yani bizim Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Az önce de konuştuk. 7 milim nodülü var, 6 ayda bir ultrason çektiriyor. Hatta hastalarımız çok korkuyor. A hastanesine gidiyor, ultrason randevusu alıyor, yaptırıyor. 3 ay sonra B hastanesine de randevu alıyor. 6 ay sonra bir başka üniversite hastanesine, 1 yıl sonra başka bir eğitim araştırma hastanesine. En son kafasına yatmıyor. Bu ultrason çekimi genellikle bizim asistan arkadaşlarımızın yaptığı, birinci, ikinci yıl asistanların yaptığı çok temel bir tekniktir. Beni asistanlar ultrason yaptı deyip güvenmeyip bir de özele gidip yılda 5 kere ultrason yaptırılıyor. Bunların hiçbirine gerek yok. O bahsettiğim kötü huylu kriterler yoksa eğer, nodülün çapı da 10 ya da 15 milimetrenin altındaysa takip sıklığı en erken 18 ay olmak zorunda. Peki hastalardaki bu korkuya sebep nedir hocam? Neden bu insanlar A hastanesinden, B hastanesinden randevu alıyorlar ve 6 ayda bir kontrol için sıraya giriyorlar? Bu kadar korku gerçekten verilmesi gereken bir korku mu? Evet, bahsettiğim gibi bir nodüllü hasta geldiği zaman teorik olarak %10 kanser riski vardır. İşte bu kanser riski toplumda konuşula konuşula, böyle şehir efsanesi şeklinde nodülün varsa kanser olacaksın korkusu oturduğu için insanlar bunu bir an önce öğrenmek isteyip tedavi olmak istiyorlar. Aslında doktor muayenesi ve görüntüleme yönteminde kanser riski varsa zaten
Yapılacak işlem belli. O nodülden yine ultrason eşliğinde küçük iğnelerle bir sıvı örneği alıp buna ince iğne aspirasyon biyopsi diyoruz. Patolojiye gönderip bunun sonucunu beklemek. Sonuç kanser değilse dediğim gibi risk faktörlerine göre bu insanları sınıflandırıyoruz. Nodülün çapı, o mikrokalsifikasyon dediğimiz tuz görüntüsü, anarşik kanlanma, nodülün solid mi, sert mi, yumuşak kıvamda mı olduğuna göre bunları 6 ay, 12 ay, 18 ay ya da 24 ay arayla takip alıyoruz. Ama toplumun büyük bir kesimi dediğim gibi yıllık değil 18-24 aya takip edilecek nodüllere sahip. Türkiye'de nodül çok fazla. Yani etraftaki bu kadar korkunun sebebi de bu. Bir sürü insanda nodül var toplumda. Avrupa'ya göre çok daha fazlayız. Ve bu insanların bir kısmı, %10'luk kısmı da tiroid kanseri olduğu için acaba ben de kanser olacak mıyım korkusu bunlara sebep oluyor. Hatta bir hocamız şöyle söylemişti. Yoldan çevirelim, 3 kişiden birinde bu nodülü görebiliriz. %30 Türkiye'de. Evet, 3 kişiden birinde görebiliriz diyor. Bu korkuyu az önce söylediğiniz gibi gerçekten acaba hekimler mi bu şekilde yönlendiriyor insanları? Yoksa birinin dediği birinin dediği tutmuyor mu? Bundan dolayı mı böyle ya da kulaktan dolma az önce söylediğiniz mi çok daha etkili? Bence sonsuz konuştuğumuz. Yani hekim arkadaşlar artık bu tiroid nodüllerini Türkiye'deki tıp eğitimi ya da asistanlık eğitimi, cerrahi eğitimi, dahiliye eğitimi belli bir düzeyin üzerinde. Yani Avrupa ile aynı düzeyde eğitim alıyoruz ya da veriyoruz. Bir nodül geldiği zaman doktor arkadaşlar ne yapacağını biliyorlar. Ona göre artık biz ona guideline diyoruz. Kurallarımız belli. Herkes buna uygun devam ediyor. Ama bizim toplumumuzda dediğim gibi kanser olma korkusu ya da konuşmalarda, sohbet ortamında onda da kanser var, bunda da kanser var. Ve bu tiroid kanserinin ya da tiroid cerrahisinin komplikasyonları, zorlukları çok fazla olduğu için, bu ses kısıklığı, şu bu insanları korkuttuğu için, insanlar daha ileri olmasın diye bir telaş içerisine girip bunları yaptırıyorlar. Türkiye'de bu nodül sık, yani bunun bir şekilde önüne geçmemiz lazım, bunu azaltmak lazım. Bu nodül sıklığı Avrupa'dan, Amerika'dan bizim 3 kat, 4 kat daha fazla olmamızın en temel sebebi genetik mirasın yanında Türkiye'deki iyot eksikliği. Türkiye, buna biz endemik guatr diyoruz. Yani toplumun o anda var olan sayının, bölgede yaşayan insanların %10 ile 30'undan fazlasında guatr hastalığı varsa o bölgeye endemik guatr hastalığı bölgesi diyoruz. Türkiye'de hemen hemen birçok bölgemiz buna uyuyor. İşte İç Anadolu, Isparta yöresi, Karadeniz yöresi, Doğu Anadolu'nun bazı yerleri, Batı Anadolu'nun birçok bölgesi endemik guatr bölgesi. Yurt dışında eczanelerde iyot hapları, iyot tabletleri hatta bazı noktalarda farklı paketlenmiş iyotlar da bulunabiliyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Daha henüz hazırlanmadı mı acaba onu da bilmiyoruz. Belki de varsa da son dönemde yeni yeni girmiş olabilir diye düşünüyorum hocam. Bunun cevabını da sizden alalım ama ondan sonrasında şu soruyla bağlayalım. Tiroide bağlı hastalıklar da var. Onları bize biraz anlatın. Şimdi iyot konusu önemli. Türkiye'de biz tiroid hastalıklarının, yani guatr'ın, tiroid kanserinin sıklığının giderek azalacağını bekliyoruz. Bu beklentimizin sebebi de bizim Türkiye'deki yaşayan insanların tiroid hastalıklarının sebebinin iyot eksikliğinin ön planda olması. Günlük almamız gereken iyot miktarı 150 mikrogram. Yani bunun vatandaşlarımız ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Ama bir çay kaşığı ya da 1,5 çay kaşığındaki tuzdaki iyot bunu bize sağlıyor. İyot ne iş yarıyor ya da niye bu kadar tiroid hastalıklarının sebebi oluyor? Tiroid hormonlarının temel taşı iyot elementi. Yani iyot elementi varsa tiroid bezimiz tiroid hormonu üretiyor. İyot eksik olduğu zaman tiroid bezi iyot hormonu üretebilmek için kapasitesini zorluyor. Çok çalışıyor. Çok çalıştığı için de büyüme meydana geliyor. Bu büyüme meydana gelirken bir yerden sonra artık iş çığırından çıkıyor ve orada nodül oluşuyor. Yani temel mekanizma bu. Bu iyotu biz yeterince alırsak eğer tiroid bezimiz normal çalışacağı için tiroidde büyüme olmayacak. Nodül olmayacak. Nodül olmayacağı için de kanser riskimiz olmayacak. Mekanizma çok basit. Ama Türkiye'de neden iyot eksik? Bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'de iyot nerelerde var? Daha doğrusu insanlar nereden iyot alabilir? Deniz ürünlerinden, sütten, yoğurttan, en çok bunlardan, kırmızı etten, yumurtadan. Dikkat edin bunlar Türkiye'de tüketimi az olan ürünler. Yani kırmızı et de az tüketiliyor. Deniz ürünleri neredeyse hiç tüketilmiyor. Avrupa'ya göre, Batı Avrupa'ya ve Kuzey Avrupa'ya göre çalışmalar var.
27'de 1 oranında deniz ürünü tüketiyoruz. Yani İsveç, Norveç ülkeleri oradaki tiroid instansı ile bizim instansımız arasında 20 kat fark var. Yani biz onlardan 20 kat daha fazla görüyoruz. En çok tiroid ile ilgili yayınlar Türkiye'den çıkıyor. Yani çok fazla görüldüğü için. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili çok ciddi bir çalışma yaptı 80'li yıllardan itibaren. Yanılmıyorsam 89'da diye biliyorum. Tuzların iyotlanması zorunlu hale geldi. Neden tuzlar iyotlanıyor? Çünkü en kolay iyotu vücudumuzda alabilmemiz için tuzun içerisine katılıyor iyot. En kolay yolu bu. Sağlık Bakanlığı tuzları iyotlu zorunlu hale getirdiği için 80'li 90'lı yıllardan sonra bunun uzun dönem etkisi 30-40 yıla çıkacağı düşünülüyor. 2015-2020'den sonra Türkiye'de ciddi bir şekilde tiroid hastalığı azalacak. Çünkü iyotu biz yeterince aldığımız için günlük 1,5-2 çay kaşığı kadar tuz aldığımız zaman 150 mikrogram iyot ihtiyacımızı karşıladığımız için artık iyot eksikliğimiz olmayacak. Hocam direkt olarak aldığınızda ya da yemeğin üzerine serpiştirilen tuzda, sonradan serpiştirilen tuzda mı iyot olur ya da iyotun kaybolma durumu nedir? Yemekte pişerken atılan tuzda iyot aynı şekilde kalıyor mu? Evet, bununla ilgili diyetisyen arkadaşların da görüşü, gastronom uzmanlarının da görüşü, tuzun yemek pişmesinin sonuna doğru atılması. Yani doğru olan bu. Hı hı. Yani tuz yemeğin piştikten son aşamasına atılsın ki tuzun ürünlerini, oradaki elementleri bozulmasın. Bozulmadan alabilsin. Evet, ikinci, tuz poşetlerinin asla güneş görmemesi lazım. Yani güneş gören, nemli ortamlarda, nemli yerlerde duran, buzdolabında dahi durması istenmiyor. Kuru yerlerde ve kapalı dolaplarda, yani mutfak dolabında kapalı yerde duracak ve güneş görmeyecek. Güneş gördüğü zaman tuzun içindeki bazı elementler eriyor ve bizim iyodumuz da onun emilmesini sağlayan maddeler, tutunduğu maddelerde eridiği için tuz alsak bile kullanamıyoruz. O yüzden nemli tuzları, tuzluklarda biliyorsunuz lokantalarda şurada burada hep böyle durur. Onlar çok tavsiye edilmiyor. Nemsiz ortamda durması lazım. Evet. İyot çok önemli. Hocam tiroid hastalığı tedavi edilmezse ne gibi hastalıklara sebep olur, yol açar? O soruyu isterseniz bir kenarda tutalım. İyotta kalmıştık. İyot için çocuklarda çok sık tavsiye ettiğiniz nokta nedir? Hangi besinleri daha çok tüketmeleri gerekir? Şimdi iyot eksikliği bir sağlıklı bireylerde önemli. Guatr yaptığı için bir de hamile kadınlarda önemli. Hı-hı. Çocukların zeka gelişimi anne karnında başlıyor. İlk 5-7 yaş civarında zekamız, bizim kapasitemiz oturuyor. Ve bu zeka gelişiminde de yine iyot, daha doğrusu tiroid hormonu çok çok önemli. Yani tiroid hormonunun etkilediği yerlerden biri de bizim zeka düzeyimiz, zeka kapasitemiz, bilişsel fonksiyonlarımızın hepsi tiroid hormonlarla ilgili. Ve bu tiroid hormonu da iyot sayesinde üretilen bir hormon. Eğer annede, hamilelik döneminde iyot eksikliği olursa, ki hamilelerde o 150 mikrogramın ihtiyacı 220 mikrograma çıkıyor. Yani yaklaşık %30 artıyor ihtiyaç. Çünkü bebeğe de ihtiyaç var. Eğer anne yeterince iyot alamazsa bu sefer doğan çocuklar iyot eksikliği olduğu için, tiroid hormonlarda yetersiz olduğu için zeka geriliği doğuyor. Türkiye'de yapılmış sağ çalışmaları Türkiye'deki zeka düşüklüğünün, zeka düzey düşüklüğünün en temelinde tiroid hormon eksikliği yattığı bulunmuş. Yani bizim geri zekalı dediğimiz hastalıktaki insanlar, çocuklar aslında hep ya anneleri ya kendileri tiroid hormonunun yetersiz olduğu için. Dolayısıyla iyot yetersiz olduğu için. Peki iyotu nereden almalıyız? Türkiye'deki iyot eksikliğinin sebebi aslında şu. İyot toprakta var olan bir element. Besinlerle, yiyeceklerle o topraktan insanoğlu alıyor ve beslenerek buna sahip oluyor. Topraklarımız bizim erozyona çok açık olduğu için birincisi bu. İkincisi de bizim topraklarımızda çıkan nehirlerdeki, ırmaklardaki sular tüm topraklardaki iyot elementlerini denize götürüyor. Bizim Türkiye'deki iyot eksikliğinin sebebi de bu. Bir erozyon, ikisi ırmaklardan, nehirlerden akan suların hep denize dökülmesi. Bu yüzden Türkiye'nin topraklarındaki yetişen ürünlerde iyot eksik. O yüzden deniz ürünlerini çok tüketsin istiyoruz. 200 mililitre süt, yoğurt günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor. Yani günlük ihtiyacımız olan İyotu biz 200 mililitre sütle ya da 200 mililitre yoğurt yiyerek karşılayabiliriz. Ya da bir porsiyon balık yiyerek bunu karşılayabiliriz. İşte kırmızı et, bir yumurtada 20-30 mikrogram var. Yani günlük alacağımızın bir kısmını yiyeceklerle almamız lazım.
geri kalan kısmını da tuzla almamız lazım. Yani süt tüketerek, yoğurt tüketerek, deniz balık ürünlerini kış mevsimindeyiz. Mümkün olduğu kadar çok tüketerek bunu karşılamamız lazım. Burada bir soru şu, insanlar hep bize şunu soruyor. Hocam öyle diyorsunuz da Karadeniz'de hep balık yiyor ama Türkiye'de en çok Galata'da Karadeniz'de var. Bu bir çelişki yaratıyor mu diye insanlar itiraz ediyor. Oradaki problem şu, yine Karadeniz'de sadece balık tüketmiyorlar. Bazı tükettikleri sebze meyvelerdeki maddeler, guatrojen dediğimiz tiroid bezini büyüten maddeler. İşte bunlar karalahana, brokoli, turp, havuç değil ama turp da özellikle. Kanda var olan iyotun tiroid bezine alınmasını engelleyen bir madde içeriyorlar. Biz onlara guatrojen madde diyoruz. Onlar istedikleri kadar hamsiyle, balıkla iyotunu alsınlar. Karalahana, işte brokoli, turp, murp yedikleri zaman da o var olan iyot tiroidi alınamadığı için yine guatr oluyor. Yani bu dengeleri iyi gözetmek lazım. Hocam 3 öğün verseniz hamsiyi zaten 3 öğün yiyorlar. Yetiyor normalde ama işte... Ama turp dediğiniz ve karalahana dediğiniz onlardan da zaten vazgeçmeleri lazım. Az tüketmeleri lazım. Yani hiç yememek değil ama az tüketmek lazım. Peki hocam, bazı hastalar benim iyot eksikliğim var. Ben tuzu kaşık kaşık da alabilirim diye kulak misafir olduğumuz hastalar oluyor. Acaba bu hastalarda tabii fazla tuz alındığında, fazla iyot alındığında bir böbreklerle alakalı sıkıntı söz konusu olacak. İyotun fazla alınma noktasında ne gibi hastalıklar ya da ne gibi böyle sıkıntılar? İyot fazlalığı olduğu zaman iyot ne işe yarıyordu? Tiroid hormonu üretmenin temel taşıydı. Bu sefer de zehirli guatr dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Toplumda duymuşsunuzdur böyle gözleri hafifçe büyüyen, ellerinde titremeleri olan, terlemeler olan. Biz ona Graves hastalığı diyoruz, zehirli guatr diyoruz. Bunlar çok fazla hormon üretiyor. O gruptaki insanlara da dahiliye doktorları, endokrin doktoru ve biz endokrin cerrahları iyotlu tuzu yasaklıyoruz. Yani onlar için marketlerde de iyotsuz tuz satan bölümler var. Onlar özellikle o tuzu kullanmak zorunda. Yani iyotun fazlalığı da zarar. Yani özellikle bu zehirli guatrın dediğimiz zaman yani tiroid hormonları çok olduğu zaman işte kalp çarpıntısı, terleme, tansiyon yüksekliği, heyecan, gözlerde büyüme, ellerde titreme, tansiyon düşüklüğüne bağlı bayılma gibi problemler yaratabilir. Bu hasta grubu özellikli bir hasta grubu. Bunlarda daha çok hormon fazlalığına yönelik tetkik ve tedavi yapıyoruz. Evet. Bir de tedavi edilmezse ne gibi hastalıklara yol açar? Onunla devam edelim. Onları anlatın bize. Tamam. Şimdi tiroidde nodül olan bir hastada yaptırdığımız tetkiklerde bu kötü huylu bulgular varsa eğer, yani içerisinde tuz görüntüsü, damarlarda kanlanmadaki bozukluk, nodülün 2-3-4 santimetrenin üzerinde olduğu gibi durumlarda bunlarda kanser riski artıyor. Radyasyon da kanser riskini arttırıyor, tiroid kanser riskini arttırıyor. Özellikle bu Çernobil patlamasından sonra Türkiye dahil Doğu Avrupa'da sıklığı en çok artan kanser tiroid kanseri. Yani görülme sıklığı en çok artan kanser tiroid kanseri oldu. Şu an neredeyse kadınlarda ikinci sırada artık tiroid kanseri. En sık gördüğümüz kanser grubunda. İşte bu nodüller eğer kanser riski taşıyorlarsa eninde sonunda tiroid kanserine dönüşüyorlar. O yüzden bu insanlara nodüllerini tespit ettikten sonra ister 7 milim, ister 10 milim, isterseniz 5 milim dahi olsa güvenilir ellerde riskli ya da şüpheli görüntü varsa ultrasonla bakıp oradan biyopsi alıyoruz. Kanser ya da kanser şüphesi varsa bunlara tiroid ameliyatı öneriyoruz ve yapılması gerekiyor. Evet. Ya da kanser riski yoksa bunları takip protokollerini alıyoruz. Dediğim gibi risk faktörlerine göre ortalama 12 ayda, 18 ayda, 24 ayda bir bunları takip ediyoruz. Evet. Bir de soğuk ve sıcak nodüllerden bahsedelim hocam. Biraz da bize anlatın onları. Toplumda insanların konuşma şekillerinde hep böyle bir şekilde benim nodülüm sıcak, benim nodülüm soğuk diye duyuyoruz. Hı hı. Aslında bu teknik, bu sıcak soğuk nodül eskide kaldı. Yani artık ultrason tekniği, ultrasonla nodülü görüntülemek işin en kolay yönü oldu. Bu sıcak ya da soğuk nodül sintigrafilerde gözüken, ancak nükleer tıp bölümlerince yapılan filmlerde gözüken bir teknik. Sıcak nodül dediğimiz aşırı hormon üreten nodülün varlığı. Soğuk nodülde nodül var ama bu hormon üretmiyor demek. Hangisi daha iyi? Sıcak nodül olduğu zaman tiroid hormonlarınız fazla oluyor. Dışarıdan ilaçla bunu bastırmak gerekiyor. Ama kansere dönüşme riskiniz düşük. Yani %1, %3'e kadar düştüğü söyleniyor.
Ama soğuk nodülünüz varsa, yani tek bir nodülünüz var ve o da soğuksa, bunun kansere dönüşme riski %20'nin üzerinde. Yani soğuk nodül olan insanlar daha çok kanser riski altında. Evet. Biyopsi yaptıktan sonra kanser nodülüne rastladınız. Bütün sonuçlarda kanser olduğunu gösteriyor. Neler yapıyorsunuz hastaya sonrasında? Öncelikle bu hastanın ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi lazım. Bunun sonuçta kanser tanısı almış bir hasta. Bu mide kanseri, bağırsak kanseri, meme kanseri gibi bir tiroidde bir kanser. Bunu bilgilen hastanın bilmesi lazım. Ama biz endokrin cerrahisinde şunu görüyoruz. Yani tiroid kanseri artık kontrol edilebilir. Doğru cerrahi teknikle de %100'e yakın kür sağlanabilir bir kanser. Yani doğru tedaviyle istediği kadar evresi ileri olsun, düzgün bir cerrahiyle biz bunu tam sağlığına kavuşturabiliyoruz. Hastaya bir kere bunu anlatmak lazım. Bu tedavinin çok önemli olduğunu, bu tedavinin doğru ekiplerce, yani bu işle uğraşan endokrin cerrahlarınca yapılması gerektiğini özellikle vurguluyoruz. İki, bu kanserin yayılma paterni var. Yani tiroid kanserlerinin belli bir lenf bezlerine gitme yolları var. Bunları bilmemiz lazım. Bunun için muhakkak ve muhakkak ameliyattan önce boyun ultrasonografisi yaptırıyoruz. Yani tiroid bezi buradan belirli bir sırayla lenflerimize doğru yayılıyor. İşte ameliyat sırasında bu lenflerin tümör olup olmadığını anlayabilmek için önce ultrason yaptırıyoruz. Bu lenflerin gittiği ya da gideceği yeri de ameliyatta çıkarmamız gerekiyor. Ona göre boyun temizliği yapmamız gerekiyor. Tiroid cerrahisi çok ince bir cerrahidir. Çok zarif bir cerrahidir. Hani özel gözlüklerle, büyütücü gözlüklerle zaman zaman bunları yapıyoruz. Ama çok zor bir cerrahidir. Hastaya bunları iyi anlatmak lazım. Cerrahi teknikten kaynaklanan sıkıntılar var. Onları konuşmak evet. lazım. Sonraki komplikasyonları da farklı. Evet. Biraz zor geçiyor. Evet. Yan etkileri biraz farklı. Arkasında bunların iyi anlatılıp sonrasında da hastayla böyle bir ilişkiye girdikten sonra ameliyata başlıyorsunuz. Evet. Peki burada başarı oranlarınızdan biraz bahsedin bize hocam. Şimdi söylediğim gibi tiroid kanserinin cerrahi tekniğini hastaya anlatırsak nasıl yapılacağını, sonrasındaki sıkıntıları göğüslememiz kolay oluyor. Tiroid bezinin çıkarılırken nefes borumuzun tam önünde olduğu için konuşmamızı sağlayan ses tellerini çalıştıran sinirler tiroid bezinin 1-2 milimetre altından geçiyor. Milimetre çok. 1-2 milimetre altından geçiyor ve aynı zamanda burada paratiroid dediğimiz kalsiyum dengemizi sağlayan mercimek tanesi büyüklüğünde bezlerimiz de var. Bunları da yerinde bırakmamız lazım. 1-2 milimetrelik sınırla ve o 3-4 milimetrelik paratiroidleri yerinde bırakmamız lazım. İnce bir çizgi. Çok ince bir işlem. Doğru tedavi yapılırsa sinirlerimiz hasar görmüyor, paratiroidlerimiz yerinde duruyor ve dediğim gibi lenflerle beraber de çıkartılırsa %100'e yakın tiroid kanserini tedavi edebiliyoruz. Ne kadar sürüyor hocam ameliyat? Normal şartlarda dikkatli bir diseksiyon, temizlik yapacaksak 1-1,5 saat sürer. 1-1,5 saat evet. arası. Peki bir de tiroid tembelliğinden bahsedelim. Onlar için neler aktaracaksınız bize? Şimdi tiroid tembelliği dediğimiz şey, hep bugüne kadar hormon fazlalığından bahsettik şu ana kadar. Tiroid tembelliği de tiroid bezinin az çalışması ya da hiç çalışmaması. Biz buna tıpta hipotiroidi diyoruz. Hipotiroidi demek tiroid bezinin hormon üretiminin yetersiz olması. Başta da konuşmuştuk. Tiroid bezi vücudumuzdaki birçok yerin düzenleyicisi. Yani tüm mekanizmaların içinde yer alan bir organımız. Tiroid bezimiz az çalışırsa ki Türkiye'de çok sıktır hipotiroidi. İnsanlar her şeyini kontrol ettirir ama tiroid hormonlarını az baktırıyorlar. Özellikle Hashimoto hastalığı Türkiye'de çok sıktır. Hashimoto hastalığının ileriki dönemlerinden 6 ay 1 yıl sonra Hashimoto tiroid bezinin iltihaplanması demek kendi kendine. Tiroid bezi görev görmez ve hormon üretimi durur. Bu durumda işte metabolizma yavaşlar. En ciddi sorun budur. Hal ve hareketlerimiz yavaşlar. Metabolizma yavaşladığı için bağırsaklarımız, sindirimimiz yavaşlar. Aldığımız besinleri harcayamayız ve ciddi kilo alma başlar. Türkiye'deki kilo almaların önemli bir sebebinde bu hipotiroidi var aslında. Yani metabolizması yavaş insanların aldığı enerjiyi harcayamaması. Kalp atışlarımız yavaşlar. Normal insanların 60-80 nabzı varken hipotiroidi dediğimiz tiroid bezi az çalışan insanlarda 40'a kadar, 50'ye kadar nabızları düşer.
solunumları yavaşlar, akciğerleri iyi çalışamaz, beyin kapasiteleri düşer, robot gibi olur bu insanlar. Sağa sola dön dediğiniz zaman aynı robot nasıl dönerse tıt 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 şekilde yavaş yavaş dönerler. Yani tüm fonksiyonlarımızın yavaşladığı bir durumdur. Evet, hocam çok güzel şeylere temas ediyorsunuz. Gerçekten bizim bilmediğimiz, merakla beklediğimiz, aslında birçok insanın da kulak arkası yaptığı bilgiler bunlar. Yani duymak istemediği, başına gelmeyince zaten insanlar anlamıyorlar. Bu konunun üzerine hiç düşmüyorlar. Söylediğiniz şeyler çok önemli. Sadece bir tiroid, vücudun tüm dengesini sağlayan bir organ. Evet. Tüm dengesini. Fazla çalıştığında farklı şeyler çıkıyor. Az çalıştığında farklı şeyler çıkıyor. Ve bunun iyot eksikliğinden kaynaklandığını, az önce söylediğiniz çok özel bir cümleydi aslında. Türkiye'de yaşanan kilo almaların, obezitenin, aslında obezite diye karıştırabilir miyiz bilmiyorum ama. Yok, obezite farklı değil, bir şey. Daha az düzeyinde. Yani kilo alımını ya da kilo veremeyen insanların temelinde tiroid hormon eksikliği yatabilir. Muhakkak bunun kontrol edilmesi lazım. Evet, hocam bu tembellik noktasındaki hastalıklara yol açmasını biraz daha bir genişletebilir misiniz acaba? Neler, hangi hastalıklar daha böyle belirgin olur? En önemli bulgu dediğimiz gibi insanların metabolizmasının yavaşlaması. Metabolizmamız bir hız düzenleyicimiz aslında, metabolizmamızın hız düzenleyicisi tiroid bezimiz ve bunun ürettiği hormonlar. Bunlar yetersiz olursa sindirimimiz yavaşlıyor. Bağırsak hareketlerimiz yavaşlıyor, kabızlık meydana geliyor, karında şişkinlik meydana geliyor. Aldığımız enerjiyi, ne metabolizmamız yavaşlıyor, enerjiyi harcayamadığımız için enerji depolanmaya başlıyor. İşte yağ hücrelerinde depolanıyor, karaciğerde yağlanma meydana geliyor, akciğerde ödem meydana geliyor. Aynı şekilde beyin fonksiyonlarımız da yavaşlıyor. Yani düşüncemiz yavaşlıyor, konuşmamız yavaşlıyor, olaya tepki vermemiz yavaşlıyor. Temelinde kalp de yavaş, kalp atımı, kalp hızı da yavaşladığı için uyku düzenimiz bozuluyor. Bu insanlar, biz görüyoruz hastanelerde tedavi ettiğimiz insanlar, sürekli uyuklayan insanlar. Yani sizinle konuşurken bile kafası düşer bu insanlar. Yani hem dikkatleri azalır, hem uyanık kalma, dikkatlerin toplama kapasiteleri daha düşmüş olur. Özellikle ameliyat ettiğimiz hastalarda da bunu görüyoruz. Mesela tiroid ameliyatından sonra dışarıdan verdiğimiz tiroid hormonunun düzenini ya da etkin almazlarsa eğer hipotiroidiye giriyor insanlar. Verdiğimiz ilaç yetmeyeceği için aynı tabloyla karşımıza geliyorlar. Evet. Hastalarınız içerisinde sizin için önem arz eden, daha doğrusu özellik arz eden anılarınız var mı acaba? Bizimle paylaşabilir misiniz? Yani bazı hastalarda şunu gördüm, aslında bu değilmiş. Ya da ona şöyle tavsiye ettim, gitmiş farklı almış gibi. Şimdi biz yani yıllardır endokrin cerrahisi yapan ekiplerden biriyim Gazi Üniversitesi'nde. Biz daha çok artık hep ileri evre ya da tiroid kanseriyle uğraşıyoruz. Normal guatr hastalığı, üçüncü basamak hastanelere gelsin istemiyoruz. Bize daha çok daha öncesinde ameliyat olmuş, ikinci kez ameliyat olmuş, üçüncü kez ameliyat, beşinci kez ameliyat olan hastalarımız var. Yani tiroid hastalıklarındaki tedavi doğru yapılmazsa eğer, hastayı çok zor durumda bırakıyor. 2-3 gün önceki ameliyat yaptığımız bir hastamız büyük bir şehirde tiroid kanseri ameliyatı oluyor. Bu tiroid kanserinden sonra bizim o insanlara atom tedavisi vermemiz gerekiyor. Ama hastamız Anadolu'da o şehirden bir köyde yaşadığı için atom tedavisi almıyor. Sonra hastalığı tekrar ediyor tiroid kanseri. Ankara'daki başka bir büyük hastanede birkaç yıl önce ameliyat oluyor. Yine temizlendiği söyleniyor. O sırada ses telleri kesiliyor. Sol taraf ses teli kesiliyor insan hastamızın. Konuşması yok. Şimdi sağ tarafta yine tümör çıkıyor. Ve sağ taraftaki ses telini kesersek eğer biz, ya da ameliyatta zarar görürse, ses telleri hiç açılıp kapanamayacağı için nefes alamayacak. Ve kalıcı olarak nefes borusundan bir delik açmamız lazım. Böyle hastalar çok görüyoruz biz. Çok tedavi etmeye çalışıyoruz bunları. Mesela onlar da Türkiye'deki teknolojinin ne düzeyde olduğunu söylemek için söylüyorum. Birçok tamamına yakın hastanelerimizin, Sağlık Bakanı Üniversite hastanelerimizde var. Ameliyat sırasında ses telini bulup korumak için bir cihaz kullanıyoruz. Bir dedektör gibi bir şey kullanıyoruz. Yani ses teli siniri dıt 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 öttürüp onu koruyabiliyoruz. Yani çok zor vakalar bile rahatlıkla Türkiye'de çok güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Evet. Bunu açık olarak mı yapıyorsunuz hocam? Mikro cerrahi yöntemle mi yapıyorsunuz? Şimdi tiroid kanserinde özellikle Uzak Doğu Kore ekibi mikro cerrahiye geçti.
Ama biz Türkiye'de 2 ya da 3 tane daha deneme aşamasında bu cerrahi yapıldı. Doğru olan işte boynumuzun orta hattından 3-4 santimetrelik bir kesiyle bunu yapmak. Yani laparoskopik, robotik ya da mikro cerrahi tiroid bezi için biraz pahalı bir teknik. Öğrenme döneminde çok ciddi komplikasyonlar, hasarlar olabilir. Tiroid cerrahisi doğru yöntemle yapılırsa komplikasyonları çok çok düşüktür. Sonuçları çok yüz güldürücüdür. Böyle maceraya çok atılmaya gerek yok. Bizim bir arkadaşımızın lafı vardır. Bu tür robotik ya da işte ekstrem cerrahiler Türkiye için daha çok erken. Şöyle bir tabir kullanmıştı. Bazukayla karga avlamaya benziyor. Yani bir kargayı vurmak için ya da bitki tarlasına uzaklaştırmak için taş atmak varken ona bazuka atmak dediğimiz tabir Türkiye için daha erken. Yani bir robotik. Neden hocam Türkiye için maliyet daha çok erken? Yüksek. Yani bu işlerin maliyeti çok çok yüksek ve öğrenme eğrisi döneminde yani bu öğrenirken belli bir oranda risk yaratıyor. O yüzden bunun eğitimini çok iyi yurt dışlarında alıp daha sonra ona göre hareket etmek lazım. Evet. Peki ameliyattan bahsettiniz ya, ameliyat sonrasındaki komplikasyonlardan da kısaca zaten bahsetmiştiniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Bir de atom tedavisi ile alakalı ne kadar sürede atom tedavisi alınması gerekiyor? Bu ameliyatı olanların size hangi aralıklarla tekrar bir kontrole gelmesi Şimdi gerekiyor? Şimdi tiroid ameliyatı, tiroid kanseri sebebiyle yaptığımız bir ameliyatta ameliyat sırasında dediğim gibi dikkatli bir cerrah ile ses tellerini çok güvenli bir şekilde koruyabiliyoruz. Paratiroidleri koruyabiliyoruz. Bunların yaralanma oranı kitaplarda yazan kural olarak %2 ile %7 arasıdır. Ama biz Türkiye'de bu oranın daha düşük olduğunu, özellikle tecrübeli yerlerde %1'in altında olduğunu biliyoruz. Kendi serimizde, ben kendi rakamlarımızda tutuyoruz biz. Bizim 1/1'in altında çok iyi bir rakamlar yakalamış durumdayız. Ameliyattan sonra genellikle bir diren dediğimiz, yani birkaç böyle 40-30 cc kadar gelecek olan sıvıyı alsın diye bir küçük bir diren koyuyoruz. Bunu ameliyattan ertesi gün sabah çekiyoruz. Ameliyattan 6-8 saat sonra yemeğini yiyebiliyor, suyunu içebiliyor, kalkıp dolaşabiliyor. Ortalama bir gece hastanede yatırıp çok ertesi önemli. Gün sabah da taburcu ediyoruz. Taburcu ederken ağrı kesicisini ve dışarıdan alması gereken tiroid hormonunu yanında veriyoruz. Yani bir ağrı kesici ve bir tiroid hormonu yeterli. Rahatlıkla 3. 5. gün kendi aktivitelerine başlayabilirler. Ben hastalarımıza rapor dahi verme taraftarı değilim. Yani 5 günlük istirahat yetiyor. Ben kendi bir öğretim üyemiz ameliyat etmiştim. Örnek vereyim, pazartesi yaptıysam çarşamba gün kendisi normal ameliyatlarına devam etti. Yani 2-3 günlük bir istirahat daha yeterli. Böyle çok zorlayıcı ameliyatlar değil. Ameliyattan sonra eğer ses kısıklığı olmuşsa bekliyoruz. Yani bu ses kısıklığı ile sinir hasarı olduğu anlamına gelmiyor. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 haftada genellikle ödem olduğu için bu ameliyatta oraları sağa sola hareket ettirdiğimiz için o sinirimiz saç dili kadar ince bir sinir aslında. O ödem geçince sesleri rahatlıyor. Kalıcı ses hasarı için 6 ay beklemek gerekiyor. 6 aydan sonra ses hala düzelmezse kulak burun boğaz ekipleri tarafından o konuşmayı sağlayan ses tellerine özel bir silikon enjeksiyonu yaptırarak da konuşma sağlanabiliyor. Ameliyatlardan sonra patoloji önemli. Yani çıkacak olan patolojide tiroid kanserinin hangi tipi olduğuna bakıyoruz. Toplumumuzda insanlarımız da biliyor artık yani papiller kanser tüm tiroid kanserlerinin %85'ini oluşturuyor. Çok büyük bir rakam. İnsanlar da papillerim değilim diye konuşmalarında geçiyor zaten. Papiller kanserli bir hastada nodülün çapı, tümörün çapı 10 milimetrenin üzerindeyse ya da herhangi bir lenf nodunda tümör varsa çıkardığımız bunlara atom tedavisi öneriyoruz. Yani tümörün çapı 10 milimetrenin altında ve lenf nodları temizse atom tedavisine gerek yok. Bizim insanlarımız atom tedavisinde ameliyat kadar korkuyorlar aslında. Çok çekindikleri bir şey. Çok da öyle zor bir tedavi değil. Yani kanserde kullanılan kemoterapi gibi değil. Yani saç dökülmesi yapmıyor, böyle sık sık tekrar tekrar almaya gerek yok. Genellikle ameliyatlardan 3-4 hafta sonra veriliyor. Özel nükleer tıp bölümlerinde, özel odalarda, tek kişilik odalarda ağızdan tablet şeklinde bir tane tablet alıyorlar. 100-150 mikro ünite ya da onun birimleri var. Ama aldıktan bir gece sonra hastanede kalıyorlar. Ertesi gün, çünkü bir miktar radyasyon var bunun içinde. Düşük doz oranlı radyasyon var.
ertesi gün taburcu olurken üzerlerine bir direktörle ölçüm yapılıyor. Düşük dozda olduğu gösterildikten sonra insanlar taburcu ediliyor. Toplumdaki korku şu, ben bu atom tedavisini aldıktan sonra bir hafta 10 gün kimseye yaklaşmayacağım, kimseyi kucaklamayacağım, evime girmeyeceğim. Öyle bir şey yok. Sadece çok küçük çocuklara atom etkilenmesin diye 3-5 yaşındaki çocuklar varsa 2-3 gün kadar kucaklamayın diyoruz. Ama onun dışında normal ev işlerine, okul işlerine rahatlıkla dönebilirler. Atom tedavisini niye veriyoruz? Ameliyat sırasında gözümüzde göremeyeceğimiz, elimizde bulamayacağımız düzeyde, hücresel düzeyde tiroid hücrelerinde tiroid kanseri varsa eğer dolaşan atom dediğimiz radyoaktif iyot, bu da bir iyot aslında, gidiyor o tiroid hücrelerini bulup yok ediyor. Bizim çok iyi bir koruyucu tedavimiz aslında. Evet. Peki hocam, lenf bezlerine sıçramış olan bir tiroid kanseriyle ilgili bize aktaracaklarınız nelerdir? Şimdi lenf bezlerine sıçramışsa eğer bunu biz ameliyattan önce muhakkak tespit etmemiz lazım. Zaman zaman başımıza gelen durum bu. Ameliyattan önceki ultrasonu temiz. Ameliyatı yaptık. Tiroid bezini çıkardık. Bu özellikle papiller kanserde ya da medüller kanserde takip ederken bu hastanın takibi sırasında papiller kanseri için tiroglobin dediğimiz bir maddeye bakıyoruz. Medüller kanseri için kalsitonin dediğimiz bir maddeye bakıyoruz. Bunlarda yükselme olursa biliyoruz ki bir yerde bu kanser çıkacak, çıkıyor demektir. İşte bunları tekrar ultrasonla görüntülemeyle buluyoruz ya da ameliyattan önce de ultrasonla görmüş olabiliriz. O durumda yine iğneyle oradan örnek alıp bu lenf bezinde kanser var mı yok mu ona bakıyoruz. Eğer kanseri tespit edersek lenf bezlerinde, nasıl tiroid ameliyatı yapıp orayı temizlersek, boynumuzda lenflerin gidecek olduğu yolları da biliyoruz biz artık. O bölgeleri, o şah damarını, karotis damarını, büyük kasları kaldırarak oradaki lenfleri de temizliyoruz. Yani bir ameliyatın bir parçası aslında. Evet. Peki ilaç tedavisine gelmek istiyorum. İlaç tedavisinde tabii hormon muhakkak ilaçları kullanıyorsunuz. Onların yan etkisi de oluyor mu acaba? Şimdi tiroid ameliyatı yaptığımız bir insana tiroid bezini almışsak eğer artık vücut tiroid hormonu üretmeyecek. Ve tiroid hormonu olmayınca hipotiroidi dediğimiz az önceki tablo meydana gelecek. Robotlaşma, kalp basıncı düşmesi, nabız düşmesi, kilo alma, metabolizma yavaşlaması. Bunu önlemek için dışarıdan tiroid hapı veriyoruz. Hormonu L4 tedavisi dediğimiz firma adlarını söylemeyeceğim. Piyasada iki tane ürün var zaten. Bunlar 25, 50, 100, 150, 200 miligram cinsinden ilaçlar. Kilogram hesabını yaparak insanların günlük ihtiyacını belirliyoruz. Bunları tablet olarak veriyoruz. Ama bu tablet bizim insanlarımız biliyor, aç karnına alınması gereken bir ilaç. Yani sabahleyin kahvaltıdan 30 dakika, en az 30 dakika önce alması lazım ki yiyecekler tiroid hormonu tabletinin emilimini bozuyorlar. Aç karnına alıyor. İnsanlarımız bunu biliyor, hastalarımız. Bu ilaçları kullandıkları takdirde tiroid hormonları normal seviyeye geliyor. Yani vücudun ürettiğini biz dışarıdan verebiliyoruz. Çok evet. Maliyeti çok düşük. Bir kutusunda 50 tane var. Piyasadaki fiyatları 3-4 lira. Çok ucuz ilaçlar. Çok ucuz ilaç. Maliyetsiz ilaçlar. İnsanlar kolay ulaşsın diye. Çünkü çok tüketilen bir ilaç. Yani Türkiye'de benim tahminim yani aspirin kadar insanların kullandığı bir ilaç. Çok kullanılan, çok hasta olduğu için. Az önce bahsettiğim Hashimoto hastalığı da bunun sebebi aslında. Çünkü o tiroid bezini az çalıştırıyor. Bir de bizim ameliyat yaptığımız hasta grubu etkileniyor üzerine. Çok tüketilen bir ilaç olduğu için bakanlık firmalarla görüştü, fiyatını indirdiler. Bu ilaçların gösterilmiş yan etkileri neler? Çok korkulacak bir yan etkisi yok. Yani böyle bir kalp krizi, işte mide kanaması, tansiyondu, beyin kanaması yok. Bu ilaçlar uzun yıllar, 20-30 yıl kullanıldığında gösterilmiş ki kemik erimesini hızlandırıyor. Yani kemik erimesini direkt yapar diye yayın yok. Ama kemik erimesi potansiyeli olan kadın hastalarda özellikle kemik erimesini hızlandırdığına dair yayınlar var. Hastalar uzun süre kullanıyorsa bunları belli aralarda kemik tansiyometri dediğimiz kemik testi yaparak kemik erimelerin miktarını belirleyip ona göre dışarıdan D vitamini ya da kalsiyum desteği vererek kemik erimelerini yavaşlatıyoruz. Başka gösterilmiş ciddi bir yan etkisi yok. Evet. Hormon ilaçlarıyla alakalı da bunları söylediğiniz gerçekten çok önemli bilgilerdi hocam. Aklıma takılan bir şey vardı. İlk başlarda sormuş olduğum sorulardan biriydi. Yani risk grubu haritası var ya hocam. Evet. Aralıklarda ben de biraz destek verdim. Birçok hastalıklarda, prostatta, meme kanserinde, diğerlerinde bir yaş sınırı var.
Evet. Ama tiroidde böyle bir sınır söz konusu değil. Acaba bunun sebebi ilk başlarda genetik yatkınlık diye bir şey söylemiştiniz. Aynı zamanda anne karnındayken alınmamış iyot eksikliği söylemiştiniz. Bunun için biraz daha açma şansınız var mı hocam? Tabii. Şimdi tiroid sonuçta hormon üreten bir doku. Yani hormon olarak aktif olduğumuz dönemde tiroid bezi ön planda olan bir organ. Evet. Dolayısıyla genç yaş gruplarında daha sık görüyoruz. Yani genç yaş gruplarında diğer kanserlere göre erken gözükmesinin sebeplerinden biri bu. İkincisi Türkiye'deki iyot eksikliği. Çünkü hepimizi etkiliyor, her yaş grubunu etkiliyor. Bundan dolayı yaş dağılımı diğer kanserler gibi, diğer hastalıklar gibi değil. Bir de çocukluk çağındaki tiroid hastalıkları daha çok anne ile ilgili. Annenin iyot eksikliğinin bebeği etkilemesi. Her yaş grubunda gözükebilir. Nodüller çok sıktır toplumda, bu iyot eksikliği bunun en önemli sebebi. Ama bu nodüllerin takibi önemli. Başta da konuştuk. Yani Türkiye'de cerrahi poliklinikleri, endokrin poliklinikleri çok fazla nodül hastasıyla karşılaşıyor ve iş yükünü arttırıyor. Bu risk grubunu iyi belirleyip, yani ailede tiroid kanseri yok, endemik guatr dediğimiz iyot eksikliği bir bölgesinden gelmeyen normal bir bireyimiz, tiroidinde nodülü var, tiroid hormonlarına baktırdık, normal sınırlarda, herhangi bir fazlalığı ya da eksikliği yok. Hı-hı. Ultrasonda da bu nodülde şüpheli bir görüntü yoksa, hı-hı, nodülümüzün boyutuna göre bunları takip ediyoruz. Dediğim gibi 10-15 milimetre dahi güvenle 18-24 ayda takip edilebilir. Böyle sık sık doktora gidip ultrason çektirip kan vermenin bir anlamı yok. Yani bu psikolojilerini de bozmanın da bir anlamı yok. Hastalarda işte onda var, bende de olur, acaba kanser miyim korkusuna çok kapılıyorlar. Yeter ki takip protokollerini doğru yaptıralım. Bir de sık sık doktor değişikliği, hastane değişikliği olmasın. Yani sonuçta insanlar... Aslında çok önemli bir nokta hocam. En büyük korkuları bu. Yani bende de kanser olacak diye, dediğim gibi mesela Ankara için örnek vereyim. Bir sürü eğitim araştırma, bir sürü üniversite hastanesi, bizim gibi özel sektörde çalışan bir sürü hekim var. Yani ben sonuçları görüyorum. Yani güvendiğim arkadaşlara da gitmişler, bize de gelmişler. Yani bunları anlatmak lazım. Yani risk, çok korkmamak lazım tiroid nodüllerinden. Evet, az önce söylemiş olduğunuz noktayı ben biraz daha tekrar etmek istiyorum. Korkmamak gerekiyor ve en önemli nokta sık sık doktor değiştirmemek lazım. Evet. Birine güvenmiyor, diğerine gidiyor. Diğerine güvenmiyor, öbürüne gidiyor. İşte o zaman da hastalığı çıkmış oluyor. Evet, evet. Ve hem devlete külfet, hem doktora külfet, hem de kendisinin psikolojisinin bozulmasına, iş yükünü artırıyor. Değil mi? Hocam, korunma yollarını biraz daha açabilir misiniz? Sonrasında toparlayalım, birlikte veda ederiz. Şimdi diğer kanserlerde korunmak için belli protokoller var. Hı hı. Ama tiroid hastalıkları ve tiroid kanserinde korunma için aslında çok bir elimizde pozitif yok. Sadece riskleri, bize risk yaratacak durumları bilmek lazım. Bir iyot eksikliğini önlememiz lazım. Yani iyot içeren ürünleri beslenmemizde kullanmamız lazım. Süt, yoğurt, deniz ürünleri, yumurta ve kırmızı et. En temel iyot içeren besin öğeleri. Bir de hocam çok özür dilerim, sözünüzü kesmek istemedim ama orada girmek lazım. Yumurta noktasında söylemiştiniz. Yumurtanın yenmesi konusunda haşlama mı yoksa yağda kızartma mı olarak? Hiçbir farkı yok. Yani iyot içerisinde negatif bir pozisyona geçmiyor. Geçmez. Yumurtada böyle bir durum yok. Lütfen devam edin. Deniz ürünleri çok önemli. Hı-hı. Deniz ve deniz ürünlerindeki balık, işte balık yağı, bunları iyi tüketmek lazım. İki, bu bizi tiroiddeki guatr olmaktan koruyor, bu iyotlu beslenmemiz. Guatr olduk ya da guatrımızda nodül gelişti. Hı hı. Kanser riski. Tiroid bezinde kanser yapan risklerden en önemlilerden biri radyasyona maruz kalmak. Yani bir havada var olan radyasyon var, bir de yüksek doz radyasyona maruz kalmak. Yani sık sık akciğer filmi çektirmek, sık sık tomografi çektirmek ciddi risk faktörü. Ama biz, ben özel sektörde şunu da görüyorum. Hastalara dikkatlice sorguladığımızda yakın tarihte birkaç yıl içerisinde sık sık diş tedavisi nedeniyle diş filmi çektirilmesi, panoramik diş filmi dediğimiz diş filmi çekilmesi. Bunlarda eğer tiroid bezimizi korumazsak kurşunlu plaklarla, işte o çekim sırasındaki radyasyon tiroid bezimizi etkiliyor. Özellikle bunu belirtiyoruz. Yani hastalara söylüyoruz. Diş çekimi sırasında, diş tedavi sırasında bunları belirtin diye. Bir de bizim yine gördüğümüz tiroid kanserli hasta gruplarını incelediğimizde
hekim arkadaşlarımızın ya da radyoloji teknisyen arkadaşlarımızın çok olduğunu görüyoruz. Yani kardiyoloji doktorları, radyoloji doktorları, anjiyografi doktorları, röntgen teknisyenleri zaman zaman haberlere çıkıyor. Duymuşsunuz bazı hastanelerde röntgende çalışan 12 teknisyen arkadaşımızın 9 tanesi papiller kanseri olmuş. Çünkü radyasyona maruz kalmak da tiroid kanseri için risk yaratıyor. Bunlardan korunduğumuz zaman da tiroid kanserinden korunmuş oluyoruz. Evet. Hocam toparlayalım. Neler söyledik? Tiroidle alakalı baştan itibaren bilgilendirelim. Sonrasında dediğim gibi az önce birlikte veda edelim. Şimdi tiroid hastalığı Türkiye'de çok sık gördüğümüz hastalık grubu. Tiroidin kendisi hormon üreten bir organımız. Metabolizmamızı düzenleyen en temel organımız. Kalbimizi, beynimizi, bağırsaklarımızı, tüm sistemlerimizi etkileyen, onların düzenli çalışması sağlayan bir organ. Bu organın normal çalışması lazım. Aşırı çalışırsa fazla hormon üretiyor. Bu fazla hormon ürettiği zaman zehirli guatr dediğimiz tablo meydana geliyor. Terleme, çarpıntı, sinirlilik, uykusuzluk, gözlerde dışarı doğru büyümeler meydana geliyor. Çok sık ishal atakları meydana geliyor. Az çalıştığı zaman, hipotiroidi dediğimiz zaman da metabolizmamız ciddi yavaşlıyor. Kilo veremiyoruz, kilo almamız artıyor, gözlerimizde şişkinlik, ödem meydana geliyor, beyin fonksiyonlarımız yavaşlıyor, seksüel fonksiyonlarda ciddi bozukluk meydana geliyor ve huzursuz, rahat hareket edemeyen insanlar haline geliyoruz. Tiroid bezinde bu fonksiyon dışında bir de guatr dediğimiz nodüllerin oluşması ve tiroidin büyümesi var. Bunlardaki temel korkumuz bunlarda kanser gelişimi. Tiroid nodüllerinde %10 civarı kanser meydana geliyor. Bu nodüllerdeki belli ultrason bulgularına göre bunların kanser riskini biz biliyoruz. Böyle bir durum varsa muhakkak ve muhakkak öncesinde biyopsi yapmamız lazım. Ultrason eşiğinde. Biyopside kanser yoksa eğer bunları takip alıyoruz. Takibi de öyle 3 ayda 6 ayda bir yapmamak lazım. Ultrasondaki risk grubuna göre 12, 18, 24 aya kadar bu takipleri açabiliriz. Türkiye'de çok sık yapılıyor. Bu takibi azaltmamız lazım. Kanser tespit edilmişse eğer doğru bir endokrin cerrahında doğru tedaviyle de %100'e yakın kür dediğimiz tam tedavi olma şansımız var. Evet. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Murat Akın çok teşekkür ediyoruz. Tiroidi anlattınız bize. Eksik olursa ne olur, fazla olursa ne olur ve nelerle karşılaşabiliriz hepsini ayrıntılarıyla bizimle paylaştınız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür buraya kadar geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bu fırsatı verdiğiniz için. Bitiriyoruz efendim. Haftaya yeni bir konuk ve yeni bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.